2019 yılında ev dekorasyonunda ve ev aksesuarında neler trend olacak? Hangi renkler moda olacak? İşte hepsinin cevabı. İhtiyaçlarınız ve zevkleriniz ne olursa olsun hepimiz evimizin ferah ve işlevsel olmasını istiyoruz. 2019 yılında bakalım ev dekorasyonunda neler trend olacak, neler öne çıkacak? Hepsini Şemsettin Bey'den öğreneceğiz. Tekrar merhabalar Şemsettin Bey, nasılsınız? İyiyim Müge Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de çok iyiyiz. 2019 yılındaki mobilyalardan bize bahseder misiniz? Neler ön plana çıkacak? 2019'da ahşap bölümünde biraz gerileme dönemi yaşadık. Metal, mermer, şu anda cam ön plana çıkmaya başladı. Kumaşta keten kumaşımız vardı. Şu anda biraz kadifeye geçiş olmaya başladı. Yani art deco dediğimiz, luxury dediğimiz mobilya şu anda ön planda. Peki Şemsettin Bey, renk olarak hangi renkleri göreceğiz? 2019'da yine sade renklerimiz ön plana çıkacak ama siyah asil bir renk olduğu için şu anda siyah çok iyi ön plana çıktı. Metalle çünkü gold dediğimiz renkle çok iyi birleşiyor. Keten kumaşlarda nubukla alakalı biraz daha ön planda, oturma odasında daha yumuşak, daha soft ürünlerimiz olmaya başladı. Çünkü artık insanlar rahatlığına önem veriyor ve kullanım açısında daha ergonomik, daha sade, daha natürel ürünler tercih ediliyor. Peki oturma odasında genelde hangi kumaşı tercih etmeliyiz? Hem temizliği kolay hem rahatlık bakımından. Türkiye'de kumaşımız çok kaliteli olduğu için zaten şu anda her türlü silinebilir özelliği bulunmaya başladı. Renk olarak da siyah, beyaz, lacivert ön plana çıktı. Pastel renklerde yine sade somun rengi bu sene çok iyi ön plana çıkacak. Yani bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Aynalar da gerçekten evleri aynı zamanda çok geniş gösteriyor. Nerelerde kullanmalıyız? Konsol arkasında çok başarılı duruyor aynalarımız. Ama bu ara çıtalar daha ön plana çıkmaya başladı. İtalyan boyayla beraber tablo, saat daha başarılı duruyor. Bu şekilde müşterilerimizin tercihine göre onlara sunum gösteriyoruz. Peki dekorasyona nereden başlamalıyız? Diyelim ki çok sevdiğimiz bir üründen mi yoksa duvardan mı, nereden? Dekorasyona duvardan başlarsak daha iyi gideceğiz. Çünkü duvar, ilk başta mobilyanın ne renk olduğuna önem göstermemiz gerekiyor. Ama mimari destek alırsak çok güzel oluyor. Çünkü bizim düşündüğümüz mağazada görünen ürünlerle evdeki görsellik farklı oluyor. Ve müşterilerimiz yanılgıya uğrayabiliyor. Yani ufak bir çizim yaptırılırsa daha sağlıklı, başarılı sunumlar çıkıyor efendim. Son olarak da tüyolar almak istiyorum birazcık objelerle ilgili sizden. Objeler gerçekten son dönemlerde evin son dokunuşları niteliği taşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer çok sade bir şekilde ürün yapılırsa obje olarak masanın üstüne bir tane şamdan çok küçük nüanslarla, işte üniteye belki kitaplık tarzında ufak ufak bölümler yapılırsa gayet güzel duruyor. Fiyat aralıkları nasıl? Diyelim ki mobilyalarımızı baştan aşağı yenilemek istiyoruz. Ne kadar ayırmalıyız bütçemizden? Mobilyada fiyat aralığı diye bir şey yok. Yalnız şöyle 5000 TL ile 50.000 TL arasında mobilya fiyat aralıklarımız var. Artık Türkiye'de mobilya çok ilerlediği için bizim şu anda en iyi ithalat, ihracat Türkiye'de gerçekleştiği için fiyatlarımız gerçekten şu anda yurt dışına göre çok iyi. Bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Şemsettin Bey. Biz teşekkür ederiz efendim. Şemsettin Bey'den ev dekorasyonuna dair tüm bilgileri aldık. Hoşça kalın.